Afiyet olsun arkadaşlar. Hadi yağla bismillah. Sürer misin? Muhammed abi gel. Yavaş Hadi bakayım. Şeyini karış karma hadi. Ya Allah! Allah! Otman abi. Hızlı olma. Allah! Ye bunu. Ye bunu da. Ye bunu dedin. Tur döndü mü? Tur dönüyoruz. Bak lan. Sessizlik. Allah! Yalar var. Futbol getir. Halletsin. Abi bize kırmızı yetmedi ya. Hocam öyle bir şey yok ki kırmızı. Helal olsun be. Helal olsun. Kırmızı atıyor. Geldi tut. Ya Allah. Muhammed bu ne? Yazın bu tarihe geçsin. İşte benim başkanım. Allah. Açıcı yaptı. Allah. Tebrik ediyorum. Kaleciye bir şey yok mu? Mansiyon falan yok mu? Vallahi ya kaleciye bir şey yok. Tebrik ederim beyefendi. Buraya bak. Yalnız çuval 5 tane daha. Başkanım. Ey yelli halkı be. Emkine bra, emkine, emkine Muhammedine, kurbana davavine.
Lan görmedim o fili görmedim. Ya kale ya şahar olacak. Bir üstüne bir ağacak. Ben bir şey almak istemiyorum başkanım. Belki de yemesinden yeter. Bir de kendini öğreneceksin bu işi. Başkanıma yardım et. Gördün mü? Atın gidiyor, kalen gidiyor. Önce at, sonra kale. Kesin gidiyor. Sonra kale gidiyor baba. Bu iki sakin. Kür gençlik olarak düzenlediğimiz satranç çalışmasında birinci olan Berat Yardımcı'ya ödüllerini takdim etmek üzere. İkinci Muhammed Beşir Koyuncu. Üçüncü Muhlis Batan. Biz kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Kararınızı kağıda yazacaksınız. Birebir %90 oranında doğru ise kabul edilecek. Hür Dava Partisi ne zaman kurulmuştur? A. 19 Kasım 2012 B. 19 Kasım 2011 C. 19 Ekim 2012 D. 19 Aralık 2012 E. 19 Nisan 2012 Son 5 saniye. Abi 11 Kasım orada değilmiş karda. Hüdapar 3. Genel Başkanı kimdir? A. Zekeriya Yapıcıoğlu B. İshak Sağlam C. Mehmet Hüseyin Yılmaz D. Mehmet Yavuz E. Mehmet Bahattin Temel. Hür Dava Partisi 25 Ekim 2021 tarihli gündem değerlendirmesinde hangi konuya yer verilmemiştir? A. Nafaka B. Afganistan meselesi C. Asgari ücret D. Suriye meselesi E. İlaç sektörü. Toplum yapısının şeklini, gelişimini ve değişimini inceleyen bilimsel metot ve araştırma teknikleri kullanarak toplum yapısında meydana gelen olayları yorumlayan, teoriler geliştiren ve kendi kavramları ile kanunlara ulaşan bilim dalına ne denir? Astroloji. Bilginin doğruluğunu duyum ve deneyimle değil, düşünce ve zihinde gerçekleşeceğini ileri süren felsefik görüş nedir? Bilginin duyumlar sayesinde ve deneyimle kazanılabileceğini öne süren felsefik görüş hangisidir? A. Materyalizm B. Empirizm C. Septitizm D. Hedonizm E. İdealizm. Bilginin duyumlar sayesinde ve deneyimle kazanılabileceğini öne süren felsefik görüş hangisidir? Dünyadaki doğal afetlerin hangilerinde depremin etkisi bulunmaz? A. Heyelan B. Tsunami C. Çığ D. Erozyon E. Kaya düşmesi. İsmi Kur'an-ı Kerim'de geçen sahabe hangisidir? A. Zeyd bin Hattab B. Zeyd bin Erkam C. Zeyd bin Harise D. Zeyd bin Sabit E. Zeyd bin Suhan. Hazreti Peygamber Taif dönüşünde bir grup cin ile karşılaşmış ve onlara Kur'an okumuş ve onlar da Müslüman olmuştur. Bu olayın gerçekleştiği yer neresidir? Dördüncü
100 puanla Etimesgül. 3. 140 puanla Cebeci. 2. 150 puanla Hürneferler. 1. 180 puanla Akıncılar. Abi kaç tane A var diye. Evet. Tanrıcığım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeyin. Değerli genç kardeşlerim, hoş geldiniz. Bu güzel programın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bununla birlikte geleceğimizin, çocuklarımızın, yeni neslimizin yetiştirilmesi, yola koyulması, gençler bizim ümidimiz, gençler bizim geleceğimiz, gençler bizim her şeyimiz, yarınlarımız. Geleceği güven altına alma, geleceği doğru okuma, doğru inşa etme için de elbette bazı önemli hususlar, ihmal edilmemesi gereken realiteler, hakikatler vardır. Bizim bunlara dikkat etmemiz, hiç unutmamamız, belki hayatımızın merkezine, anlayışımızın merkezine almamız gerekli bazı önemli hususlar vardır. Namaz kılmasını bilmeyen, savaşmasını da bilmez diye bir söz vardır. O namazın da bizim hayatımız üzerinde belki bir tesiri, bir belirleyiciliği olmaz. Bize bir şey vermez yani. Ancak namazı biz akide olarak anlarsak, namazı dava olarak algılarsak, namazı Allah-u Teala'nın hayata verdiği anlam, hayata yüklediği mana olarak anlarsak, o zaman inanıyorum ki namazımız her şeyimize şekil verecek. O namaz sayesinde savaşmasını da bileceğiz. Daha birçok şey de yapmış olacağız. Namaz kılmasını bilmeyen savaşmasını bilmez derken, cihad etmesini bilmez. Ya da cihad ettiği zaman niçin cihad ettiğini bilmez. Duruş sahibi olmaz, direnmez, kavga etmesini bilmez, çabuk taviz verir, cepheyi çabuk terk eder, değerlerine sahip çıkmaz, sahayı bırakıp kaçıp gidecek anlamı taşıyor aslında. Gerçekten akidesi sağlam olmayan, niçin savaştığını bilmeyen, hayatın manasının Allah-u Teala'nın dinini hakim kılmak ya da Allah-u Teala'yı razı etmek olduğunu bilmeyen birisinin Allah için, o dava için savaşması da mümkün değil. Şimdi bunu genele yaymak lazım. Sadece belki bu söz savaş için söylemiştir ama aslında sadece savaş için söz konusu olan bir şey değil. Emin olun, namaz kılmasını bilmeyen insan siyaset yapmasını bilmez. Emin olun, namaz kılmasını bilmeyen insan üniversite okumasını bilmez. Emin olun, namaz kılmasını bilmeyen insanın hayatını Allah'ın koyduğu ölçülere göre dizayn etmesi, Allah'ın istediği gibi yaşaması söz konusu olamaz. Dünyanın geldiği nokta, hele hele Türkiye'nin geldiği nokta itibarıyla Türkiye'deki kaygan siyaset zemini, tehlikeli siyaset zemini, Türkiye'deki kirli oyunlar, siyaset algısı, dalavereler, ahlaksızlıklar, rüşvetler, yolsuzluklar, duruşu, değerleri, erdemleri tamamen alıp götüren siyaset anlayışını bir kenara koyduğumuz zaman, düşünün ki namaz kılmasını bilmeyen bir yapı, bir insan böyle bir sahada siyaset yapacak. Düşünün ki siyaset, Allah için siyaset yapmanın ne anlama geldiğini bilmeyen bir insan ya da bir yapı böyle kirli bir alanda siyaset yapacak. Bu nasıl bir duruş ortaya koyabilecek? Nasıl sağlam kalabilecek? Nasıl ilkelerini koruyabilecek? Nasıl bir dava misyonuyla hareket edebilecek? Eğer namaz kılmasını bilmiyorsa, yani hayatın Allah'a ait olduğunu, hayattaki her şeyi Allah'ın koyduğu ölçülere göre olmasını bilmeyen bir insanın siyaset sahasında ayakta kalması mümkün değil. Çünkü orada, biraz önce de ifade ettim, her türlü ahlaksızlık var, her türlü yolsuzluk var, her türlü hırsızlık var, her türlü makam, mevki, şan, şöhret var. Bunların hepsi de aklı, fikri, duruşu sarhoş eden, insanı alıp götüren şeylerdir. Bir dava perspektifi olmasa, bir davayı siyaset sahasında temsil ettiğini unutursa, en azından Allah-u Teala'nın ya da İslam dininin sorunlara, meselelere, topluma, hayata bakış açısını siyaset üzerinden vermesi gerektiğini bilmese, bu insanın siyaset sahasında ayakta kalması mümkün değildir. Müslüman gençlerin
aileleri Müslüman olan, üzerlerinde bir misyon olan, bir dava anlayışıyla hareket eden, onun için okuyan, bu davası için bir yerlere gelip de ileride davasına sahip çıkacak, ileride davasının temellerini oturtacak, ileride davasının en önemli saç ayaklarından birisi olabilecek bir misyonla böyle bir eğitim sistemi içerisinde okuyan bir insan eğer namaz kılmasını bilmiyorsa emin olun okuyamaz. Ayakta kalamaz. Orada öğretilen seküler müfredat içerisinde, orada okutulan değerler içerisinde kendisine kaybolup gidecek. O sistemin çarklarının birer hizmetçisi olacak ve kendisinden fersah fersah uzaklaşacaktır. Şimdi dolayısıyla aslında namaz kılmak, namaz kılmayı bilmek Allah-u Teala'yı tanımaktır. Allah-u Teala'yı bilmektir. Allah-u Teala'nın hayata koyduğu manayı hakkıyla kavrayabilmektir. Bizim aslında en önemli misyonumuz namazı ikame etmektir. Sizin de bizim de, partilerin de, STK'ların da, tarikatların da, cemaatlerin de aslında en büyük misyonu namazı hayatta tutmak, ayakta tutmak, insanları namaz ile ayakta tutmak, namazı ikame etmektir. Yani biz namaz kıldığımız zaman Allah'ı tazim ediyoruz. Sadece Allah'a kulluk edeceğimizi ifade ediyoruz. Bütün günahlardan uzaklaşacağımızı, hayatımızın tamamında günahlardan uzaklaşacağımızı, münkerler ile aramıza mesafe koyacağımızı ifade ediyoruz. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Ne oluyor sana? Çekin, çekin. Abi! Çek abi. Abi burada. Abi burada. Başaramışsınız. Allahu Ekber. Abi bir şey olur mu? Tamam bitti. Allahu Ekber. Allah hepinizden razı olsun. Cümlemiz. Gelecek değil bu.